Şimdi e, bu tanıtım dersinde e, ben analizde e, çok sorunun geldiği bir kısmı e, seçerek oranın üzerinden bazı şeyler anlatacağım. Biraz soruların üzerinde uygulama yapacağım. Şimdi burada e, ifade edeceğimiz kısım aslında bu integralde dönüp boş slaytlarda gerekirse yazmak için poş slaytlar oluşturum bu integral sınırlarını oluşturma ile ilgili soru tarzları ağırlıkla geliyor hem ilk öğretime hem de liseye e, Buranın içerisinde bu iki katlı integraller de e, bazen sadece sınırın değişimi ile ilgili bazen de hem sınır değişimi hem integralin alınması ile ilgili soru tarzları geliyor. Bir kısmında sadece bunların sınırları değişirse ya da değişkenleri yer değiştirirse, Aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir diye soruluyor. Bir kısmında ise e, onun sınır değişimini istemiyor ama içindeki integral e, ilk verilen sıralamada alınması zor olduğu için biz onlara sınırlarını değiştirerek ondan sonra integralini alma işlemi yapıyoruz. Bunlarla ilgili bazı e, kısımlar ifade edeceğim. Tabii mat e, şeyde in, integralde integral birden de sorular var. Integral birden Gelen sorular genelde e, belirsiz ve belirli integralden bir bazen iki soru geliyor. E, bir de alan hacim kısmında bu dönen hacimleri ya da bazen alan kısmı ile ilgili soru tarzı geliyor. İlk kısımdan üç bazen dört sorunun geldiği e, kısım olduğunu bilelim. Diğer integral 2'den ise e, çoğunlukla liseye iki sorunun sorulduğunu bazen üç sorunun sorulduğunu İlk öğretimde de bir ya da iki sorunun sorulduğu bir kısım olduğunu bilelim. Bazen düz integral hesaplanması ile ilgili işlemler, bazen bu dediğim gibi sınır değişimi, bazen de bu e, sınır değişimi ve integralin hesaplanması bir soru olacak şekilde bir de hacim hesaplaması geliyor. Yani üç boyutlu cisimlerin hacim hesaplaması ile ilgili soru tarzlarının geldiğini bilelim. Bu integral bir kısmında. Çoğunlukla e, ortalama 3 civarında bazen bu 4 de olabiliyor. İntegral 2'den de buranın üzerinde 2 ama liseye bazen 3 sorunun da sorulduğunu bilelim. Şimdi burada e, integrasyon sınırlarını ifade ederken tabii bu integrasyon sınırlarında kastettiğimiz şu aslında yine genel bilgi olarak buraya başlamadan önce şunu ifade edeyim. Şimdi biz integral 2'nin üzerindeki işlemleri yaparken aslında integral 2 de bize verilen integralin eğer sınırları sabit sayılar olursa yani a'dan b'ye kadar c'den d'ye kadar diyelim ki içerisindeki fonksiyonun f(x,y) şeklinde iki değişkenli fonksiyonlardır bunlar verildiğini sıralamasının da buranın üzerinde önce x'e sonra y'ye göre olduğunu varsayalım bu şekilde verildiğinde önce x'e göre hesaplama yapıyoruz sonra y'ye göre bu sınırlar sabit olursa A ile B, C ile D sabit sınırlar olduğunda biz bunları istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Buradaki A'dan B'ye, C'den D'ye şeklinde yazdığımız sınırlar nedir? Bir dikdörtgen bölgenin üzerindedir. Yani bunun aslında buradaki integral yazdığımızda bu iki katlı integral bir R bölgesinin üzerinde fx'ye çarpı dA şeklinde yazılan integraldir. Bu dA dediğimiz diferansiyel alan. Aslında R bölgesinin diferansiyel alanını geliştirmiş oluyoruz. Burada eğer sabit sınırlar olursa bu ifadenin üzerinde bu sabit sınırlar aslında x y düzleminde. Çünkü bizim tanım bölgemiz eğer fonksiyon x ve y değişkenine bağlıysa tanım bölgemiz x y düzleminin üzerinde olacak. Bu aslında bir dikdörtgendir. Buranın üzerinde Herhangi bir dikdörtgenleri herhangi bir yerde bulunan bu dikdörtgenin biz x'e x e göre aldığımız sınırları c'den d'ye kadar olduğu için o zaman c e, x eksenini c noktasında ve d noktasında kesen sonra y sınırları ise dışarıdaki e, integralin üzerinde a ile b olduğu için a sınırı ile b sınır arasında şu bölge bizim aslında taradığım bu dikdörtgen bölgesi bizim r bölgesidir yani tanım bölgemizdir. Burada aslında biz tabii bu integrali aldığımızda f(x,y) fonksiyonu üst taraftaki yüzeyi ifade eder. Yani z'yi de çizdiğimizde bu tarafa doğru üst taraftaki yüzey ile bu dikdörtgen arasındaki bölgenin hacmini verir. Yani biz iki katlı integrali yazdığımızda aslında bir hacim hesaplama yapısı yapmış oluyoruz buranın üzerinde. Bu ifadede tabii sınırlar e, sabit olduğunda buranın üzerinde biz integralin içerisinde eğer gerektiyse önce x'e göre almak zorsa ya da karışık gözüküyorsa e, önce y'ye sonra x'e göre alabiliriz. Burada sınırlar sabit olduğunda integrali istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Bunun bölgesini çizmemize gerek yok. Sabit sınırlar olduğunda yani biz a'dan b'ye kadar içeriye alırız yani fx'ye fonksiyonu önce y'ye göre sonra çıkanı X'e göre integralini alırız. Bu keyfi bir şekilde buranın üzerinde sınırları sabit verildiğinde hem içte hem dışta burayı keyfi bir şekilde değiştirebiliyoruz. Ama bu integral yine hacim hesaplaması olacak şekilde bize diyelim ki ve dışarıdaki sınırlar sabittir. O sabit olmak zorundadır. Ama içerideki sınırlar diyelim ki değişken olursa örneğin bize fonksiyonumuz fx'ye şeklinde verildi. Önce x'e göre sonra y'ye göre aldırıyorsa burayı Şimdi önce x'e göre alınıyorsa buradaki e, ifadenin üzerinde burada dx varsa sınırlarınız y'ye göredir. Eğer değişken varsa biri sabit biri değişken olabilir ya da her ikisi değişken olabilir. Bunu her ikisi değişken olacak şekilde g'ye fonksiyonundan h'ye fonksiyonuna yani y'ye bağlı g fonksiyonundan y'ye bağlı h fonksiyonuna kadar verildiğini varsayalım. Tabi burada g'ye sabit olabilir. H'ye değişken ya da H'ye sabit g'ye değişken olabilir. Şimdi bunda biz kafamıza göre burayı değiştiremiyoruz aslında. Buradaki değişimi yapmak zorundaysak ya bize soruyorsa ya da integralini hesaplaması zorsa ve bunu değiştirme zorunluluğumuz varsa o zaman önce Y'ye sonra X'e göre yapmaya çalışacağız. Şimdi bu şey slaytın üzerinde bilgiler var ama burada basitçe açıklayayım orada biraz da detaylandırırım. Şimdi önce bunun aslında ...bölgesini oluşturuyoruz. Gene bu hacim e, işlem olmuş olacak. Fonksiyonumuz x'ye türünden olduğu için tanım bölgemiz x'ye düzlemi olacak. Bu tabii gene FXy fonksiyonu üst tarafta yüzey. x'ye düzlemindeki bir bölge ile yüzey arasındaki hacmi hesaplamış olacağız. Şimdi bu fonksiyonun biz diyelim ki şöyle bir eğrisel e, ifade olduğunu varsayalım buranın üzerinde. Fonksiyonun bir tanesi diyelim ki bu işlemin üzerinde g'ye fonksiyonu üst tarafta olsun. Şöyle olsun haşye fonksiyonu da altta olsun ya da e, üst taraftaki haşye fonksiyonu yazayım. Bu yazdığım sıralamaya bağlı olarak. Şöyle bir sileyim. Üst taraftaki haşye fonksiyonu. Aşağıdan da diyelim ki şöyle bir bize y fonksiyonu verilmiş olsun. Bunun bölgesinin de şöyle olduğunu varsayalım. Buranın üzerindeki kısımda. bize eğer diyelim ki burada A noktasından e, tabii y'ye göre çizeceğimiz için onun ifadesini tabii burada ters yazdım ama çok da önemli değil. Buradan izah edeyim onu ifade ederiz. Şimdi burada bir bölge varsa biz aslında buradaki ifadede içerideki integralin e, işlemlerine baktığımızda sabit sınır x sınırı bu yukarıdaki ifadenin değerini şöyle yazarak oluşturmuş olayım. v eşittir. E, o integralin üzerindeki kısmı biraz düzenleme yapmış olayım. Ya da neyse o çizdiğim ifadenin üzerinden devam edeyim. Şimdi buradaki kısımda biz aslında iç kısmında hangisi varsa e, iç kısmındaki değişkene paralel çiziyoruz. Burada biz sıralamasını ben kafadan atarak yazdığım için yukarıdaki ifade bu altta çizdiğim gibi olursa bunun aslında eğriler arasında önce y eksenine paralel bir doğru çiziyoruz. Bunun giriş yaptığı yerle Çıkış yaptığı yeri yazıyoruz. Aslında hatırlatma yaparsam buranın üzerinde. Giriş yaptığı yer G'ye, çıkış yaptığı yerde H'ye şeklinde yazdığımız fonksiyon. Sonra bunun L doğrusunu buranın üzerinde gezdiriyoruz. A'dan B'ye kadar gezdirerek buranın üzerindeki işlemleri yapıyoruz. Aslında ben bunu biraz daha uygun olsun diye sonraki kısmın üzerinde önce çizimini yapayım. Sonra ifadeyi düzenleyeyim. Diyelim ki bize verilen ifadenin üzerindeki bölgeyi biraz daha düzgün gözüksün diye şöyle bir üçgenin üzerinde olduğunu varsayalım. Daha basit bir ifadenin üzerinde A noktası ile B noktası. Bizim R bölgemiz şuradaki taradığım bölge olsun. Bu bölgeye göre ben eğer bu integrali yazıyorsam sınırların ifadesini burada y'ye göre yazarsanız önce y'ye paralel doğru çiziyorsunuz. Bunu farklı renkte çizeyim buranın üzerindeki işlemde. Y'ye paralel çizerseniz eğer y'ye paralel çizdiğinizde giriş yaptığı yerle çıkış yaptığı yeri yazacaksınız. Şimdi burada giriş yaptığı yer aslında bize verilen ifadenin üzerinde şu noktada giriş yaptığı için bu giriş yaptığı yer x eksenidir. Y'ye göre yazacağınız için y eksenine paralel çektiğiniz için y eşittir sıfır doğrusundan giriş yaptı. Çıkış yaptığı yer de buradaki üstteki doğrunun üzerindedir. Bu doğrunun denklemini yazarsanız buradan x bölü a'nın değeri artı y bölü b'nin değeri eşittir bir formunda yazmış oluruz. Aslında ben fonksiyon olarak yazayım diye bir daha çizdim bunun ifadesini basit bir alanın üzerinden. Buradan y'yi çekerseniz eğer bu ifadenin üzerinden y bölü b'nin değeri 1 eksi x bölü a'nın değeridir ya da y değeri b eksi bx bölü a şeklinde bir fonksiyondur. O zaman çıkış yaptığı yerde y eşittir b eksi bx bölü a şeklinde bir fonksiyon. Biz bu integrali yazarken önce y eksenine paralel doğru çekersek bu doğrunun giriş yaptığı alana giriş yaptığı yerle çıkış yaptığı yeri yazacağız. Giriş yaptığı yer alt sınırda yani y eşittir sıfır doğrusundan giriş yapıyor. y eşittir buradaki yazdığım b eksi bx bölü a doğrusundan çıkış yapıyor. İçerideki fonksiyon herhangi bir fonksiyon yüzeyi bilmiyoruz. Buranın üzerinde bize fx, x ve y, y türünden bir fonksiyon verilecek. Şimdi ben y'ye paralel çektiğim için önce y'ye göre integrali yazacağım. Sınırlarımız bakın burada x'e göre. Eğer burada iç, içteki değişken y ise sınırlar sabit ve x'e göre olur. Y'ye göre olmaz. Sonra dışındaki dx'i yazdığımızda dx'i yazdığımız ifadede de l doğrusunu gezdiriyoruz. En soldaki nokta ile en sağdaki nokta arasında gezdiriyoruz. En soldaki nokta burası ne olacak? Y ekseninin üzeri olacak. Y ekseninin üzeri olduğu için o zaman nereden gelmiş olacak. X eşittir sıfırdan başlayacak. Nereye kadar gelmiş olacak? A noktasına kadar. Yani X eşittir A doğrusuna kadar. Sıfırdan A'ya kadar Y eşittir sıfırdan Y eşittir BX'i BX bölü A'ya kadar FX'ye D'ye DX diye yazacağız. Eğer biz bunu yer değiştirerek önce X'e sonra Y'ye göre yazmaya çalışırsak. O zaman da bunun ifadesinde şöyle çizim yapayım. Buranın üzerinde yine karışmasın farklı bir renk kullanayım. Bu kez eğer bizim integralimizin ifadesi integralin sınırlarında önce, önce fx'e yazıyorum. Fonksiyonda herhangi bir değişim olmuyor. Önce x'e sonra y'ye göre yazacaksanız o zaman x eksenine paralel çekiyorsunuz. Yani l doğrunuz x eksenine paralel çekilerek elde ediliyor. Giriş yaptığı yer bu kez ne olacak? Y ekseni olacak. Y ekseni giriş yaptığı yer olduğu için yani x eşittir sıfırdan giriş yapacak. Doğrunun üzerinden de çıkış yapacak doğrunun üzerinden çıkış yaptığı için o zaman x'in değerini çekeceksiniz, y türüne yazacaksınız. Yani buranın ifadesi aslında ne olacak? x'i çekerseniz 1 eksi y bölü b, ile da çarparsanız a eksi a çarpı y bölü b olur. O zaman giriş yaptığınız yer x eşittir 0 doğrusu, çıkış yaptığınız yer x eşittir a eksi a çarpı y bölü b. Yani ne oldu? x değişkenine göre yazdığınızda sınırlarını sabit ve y değişkenine bağlı oldu. Sonra y'ye göre yazacağız. Y'ye göre yazarken bu kez alanın en alt tarafı yani y eksenine göre en alt kısımla en üst noktaya bakıyorsunuz. En alt kısım x eksenidir. Yani x ekseni veya oran üzerine y eşittir sıfır doğrusundan başlıyor. Nereye kadar? Y eşittir b doğrusuna kadar. En üstte b noktasında kestiği için. Üsttekini bu şekilde yer değiştirerek yazabiliyoruz buranın üzerindeki kısımlarda. Bunlarda herhangi bir sorumuz var mı diye sorayım. Biraz üst üste yazdım ee, karışık gözüküyor olabilir belki şeyleri ama birazdan yazacağım şeylerin üzerinde biraz daha netleştiririz bunun üzerindeki ifadeleri. Bize verilen bölge buranın üzerindeki kısımda önemli kısmı hangi içte hangi değişken varsa oraya paralel doğru çekerek, bunun tanım R bölgesinden giriş ve çıkış noktalarına bakıyoruz. Sonra da o alanın sınırlarını yazmaya çalışıyoruz. Bunlara gene döneriz buranın üzerindeki ifadelerde. Şimdi burada bunun sözlü buranın üzerinde ne yapılacağına dair bazı şeyleri gözden geçirelim diye slaytın üzerine almışım. İntegrasyonun limitlerini ya da sınırlarını bulmak için A dik kesitleri kullanmak. O dik kesitler tabi bunların üzerine genel bilgi olarak şekli çizip reintegrasyon bölgesinin çizimini yapın ve sınırlayan eğrileri belirleyin. Yani orada R bölgesinin sınırlardan ne olduğunu çizimini yapıyoruz. Sonra integrasyonun Y limitlerini bulun. Y limitlerini bulmak demek aslında artan Y yönünde, daha doğrusu Y eksenine paralel doğru çekiyoruz. R bölgesinin geçip giden bir dikey L doğrusu çizin. L doğrusunun girdiği ve çıktığı yerlerdeki Y değerlerini belirleyin diye. Bu biraz daha şey olsun diye az önceki çizimleri yaptım. O ifadenin üzerinde biraz daha net olsun diye. Burada üçüncü kısımda örneklendirmişim şeklin üzerinde. Bize R bölgesi buradaki şu çemberle tekrar çizimini yapıyorum. Bir doğrunun sınırladığı bölge olduğunu varsayalım. Şimdi eğer bu şekilde sınırlanmışsa biz integrali önce Y'ye sonra X'e göre yazmaya çalışıyorsak y eksenine paralel doğru çekiyoruz. Y eksenine paralel doğru çektiğimizde giriş yaptığı yer altta doğrunun üzerinde. Çıkış yaptığı yer de üstte eğrinin üzerinde. Şimdi burada bir bir noktasından geçtiği için bu doğrunun denklemini yazarsanız buradan x bölü 1, y bölü 1 eşittir 1 diye ya da x artı y'nin değeri eşittir 1 doğrusudur. Peki biz buranın üzerinden bu doğrudan giriş yapıyor, eğriden de çıkış yapıyor. Eğri de buranın üzerinde bir daire bir yarıçaplı dairenin bir parçası birinci bölgede olduğunu varsayarsak... ...o dairenin de nedir? X kare artı Y kare eşittir 1'dir. Tabi buranın üzerinde işlemlerini yaparken... ...Y eksenine paralel çektiğimizde... ...giriş yaptığı yer Y eşittir şeklinde yazacağımız için... ...Y eşittir 1 eksi X doğrusudur. Çıkış yaptığı yer dairenin e, üzerindeki noktadır. O da Y'yi çekerseniz buradan Y kare olduğu için y kare eşittir 1 eksi x kare değeri olur. Onun da kare kökünü alırsanız artı eksi 1 eksi x karenin kökü olur. Üst taraf olduğu için artılısıdır. Yani yukarıdaki bu kök içerisinde pozitif değer olarak kök içerisinde 1 eksi x kare. Altta olsaydı eksi kök içerisinde 1 eksi x kare yazmış olacaktık. Şimdi bölgelerimiz bunlar olduğu için bakın alt sınır yani y'ye giriş yaptığı yer 1 eksi x'tir. Çıkış yaptığı yerde kök içerisinde 1 eksi x karedir. Sonra biz bu doğruyu gezdirdiğimizde x eksenine göre en soldaki x eksenine dik doğru buranın üzerinde y ekseni üzerinde olur. En soldaki noktayı dikkate alıyorsunuz. O da nedir? Y eksen üzerindeki nokta x eşittir 0 doğrusu. En sağdaki noktada y, e, x eşittir 1'dir. X eksenine dik olan x eşittir 1 noktasından da o ifadeyi sonlandırmış oluyoruz. Yani alanı Burada y ekseni ile x eşittir bir doğrusu arasını çekmiş oluyoruz. Bu bizim buranın üzerinde önce y'ye sonra x'e göre yazdığımız kısımdır. Tabi bunun e, şeklini eğer yer değiştirerek buranın üzerindeki ifadede önce bu integral'i burada tabi g şeklinde yazmışım ama yukarıda x eksenine paralel çektiğimiz için önce x'e sonra y'ye göre yazarsak. Bu kez x eksenine paralel çekiyoruz. x eksenine paralel çektiğimizde girdiği yer doğru üzerinden giriş yapmış olacak. Tabi x'i çekeceksiniz. Bu kez ne olacak? x artı y eşittir 1 olduğu için x eşittir 1 eksi y olacak. Ee, sonra dairenin üzerinden de çıkış yapmış oluyor. Tabi x kare artı y kare eşittir 1'den x'i çekerseniz kök içerisinde 1 eksi y karenin artı eksilisi olur. Birinci bölgede gene artı değer olacak. O zaman burada 1 eksi y'den giriş yapmış olacak. Kök içerisinde 1 eksi y kareden de çıkış yapmış olacak. X'e göre yazıyoruz. Y'ye göre değişkenler gelmiş olacak. X'e göre geliyorsa buranın ifadesi yanlıştır. Sonra en alt sıvırladığı noktayla yani X eksenin üzerindeki nokta en alt sıvırıdır. En üstte de Y eşittir 1 doğrusudur. O nedenle Y eşittir 0'dan X ekseninden Y eşittir 1'e kadar diye önce X'e sonra Y'ye göre yazmış oluyor. Zaten bunların sınırlarının değişimini sorduğunda ya bunu veriyor diğerini istiyor ya da az önceki yaptığımız diğerini veriyor. Bunu istiyor. Bunları bu bölgeyi buranın üzerinden sınırlardan çizimini yaparak bunun hangi değişkene yer değiştirmesini istiyorsanız oraya paralel çekerek çizimini yapmaya çalışıyoruz bu işlemlerin üzerinde. Bunlarda herhangi bir sorumuz var mı diye sorayım. Karışık gelen ya da tekrarlamak istediniz. Buradaki soru biraz zor. Bunu sonra döneceğim. Bu ilk kısma e, koymuşuz, onu sonra anlatayım. Daha kolayının üzerinden ifade edelim. Mesela buradaki soru tarzı. Şimdi bu tarz soru sınavda gelen soruların benzeri bu. De değişik zamanlarda sormuşlar. Buradaki içerisindeki e üzeri e, y küp değerini değiştirerek sormuşlar. Bazen bunu e üzeri x kare yazmışlar. Önce x'e sonra y'ye göre e üzeri x üzeri 4 yazmışlar. E üzeri eksi x kare şeklinde yazmışlar. Bu e üzeri y küplü şeklinde yazılmış bir ifade. Şimdi buradaki integralin değerini istiyor aslında bizden. Normalde sınır değiştir demiyor. Biz buradaki integralin değerini hesaplarken burada ben önce içerideki y'ye göre integralini alacağım için şimdi e üzeri y küpü y'ye göre integralini alamazsınız. Yani burada tekli integral olarak yazarsak bu ifadenin değerini üst tarafta yazayım. e üzeri y küp değeri çarpı d'ye şeklindeki bir ifadenin dışarıya integralini almanız mümkün değildir. Bu ancak seri açılımlarından alınır. Burada çünkü a, e, e üzeri y küp ifadesi buranın üzerindeki kısımda herhangi bir integral kuralıyla dışarıya gelmez. Bunun ancak dışarıya gelebilmesi için bu ifadenin buranın üzerinde şöyle verilmesi gerekiyor. Üst tarafta y küp olduğu için değişken değişimli yaparsanız yanında y kareli bir şeyin olması gerekiyor. Şöyle olsaydı mesela integral y kare çarpı e üzeri y küp değeri çarpı dy diye biz üst taraftaki y küpe u derdik. Onun türevini alınca 3 y kare y kareyi elde ettiğimiz için türevinden oradan devam ederdik. Ya da kısmi integrasyona girebilmesi için yine yanında uygun bir fonksiyonun olması gerekiyor. O nedenle buradaki integral hesaplanmaz. Bu hesaplanamadığı için o zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Önce buradaki integrali x'e göre sonra y'ye göre almamız gerekiyor. Yani buradaki sınırların yerini değiştirmemiz gerekiyor. Bunu yerini değiştirmeden hesaplama mümkün değil. Yeri değiştirilir. Şimdi bunun yerini değiştirebilmeniz için size önce bunun tanım bölgesini tespit etmeniz gerekiyor. Yani çizmeniz gerekiyor. Şimdi çizimini yaparken birinci aşamada şuna bakıyorsunuz. Burada y'ye yes, göre sınırlarını yazmış değil mi? Nereden giriş yapmış? Y eşittir. Kök içerisinde x bölü 2'den giriş yapmış. Nereden çıkış yapmış? Y eşittir 1 doğrusudur. Yani y eşittir kök x bölü 2 eğrisinden giriş yapıp y eşittir 1'den de çıkış yapmış. Bunu tabi biraz düzenli yazabilirsiniz daha kolay çizmek için. Karesini alırsam x bölü 2 y kare olur ya da x eşittir 2 y kare parabol olmuş olur. Diğeri zaten sabit doğrudur. Bir de x sınırlarına bakıyorum. Dışarıda dx'e göre aldığı için x sınırları da x eşittir sıfırla x eşittir neymiş? İki doğrusu arasındaymış. Şimdi bunun r bölgesinin çizimini yapalım buranın üzerinden. y ekseni diyelim. x ekseni diyelim. Şimdi x eşittir 2y kare öncelikle çiziyorum. Şimdi x eşittir 2y kare ne olacak? Parabol. Ama nerede? x eksenin üzerinde. Art, i̇şareti de artı olduğu için kolları sağa doğru açık olacak orijinden geçecek. Y sıfır için x sıfır olduğu için. O zaman buranın ifadesi şöyle orijinden geçen bize verilen x eşittir 2 e, y kare paraboldür. Tabi buradaki ifadede y eşittir kök içerisinde x bölü 2 pozitif değeri verildiği için bunun bu alttaki parçası yok. Normalde bunun pozitif değeri verilmiş için üst parçasıdır. Negatif değeri verilmiş olsa ne olacak? Alt parçası olacak. Yani o y eşittir diye yazdığınızda x bölü 2'nin karekökü üst parça e, y eşittir eksi kök içerisinde x bölü 2 de alt parça olmuş olur. Peki bizim parabolümüz bu. E, bir de neydi? Y eşittir bir doğrusu vardı. Y eşittir bir doğrusu da buranın üzerinde çizimini yaparsak y'nin bir değeri için şuranın üzerinde şöyle bir doğru. Bu da y eşittir bir doğrusu. Şimdi bunu biraz rengini değiştireyim. Daha net gözüksün diye x de x eşittir 0 ile x eşittir 0 nedir? y ekseni x eşittir 2 arasında. Peki burada y eşittir 1 yazdığınızda zaten x eşittir 2 geldiği için şuradaki noktadır. Şurası 2 noktasıdır. O zaman x y ekseniyle x eşittir 0 ile şuradaki doğruyla x eşittir 2 arasındaki bölge olduğu için o zaman eğri ile yukarıdaki y eşittir 1, x eşittir 0, x eşittir 2 doğrusu arasındaki alan ne olacak? Şuradaki taradığım bölge. Burası bizim aslında nedir? R bölgemiz. Bu R bölgesi. Peki R bölgesi buysa. Şimdi buradaki integralde ne yapmış? Önce Y'ye sonra X'e göre yazmış. Yani Y'ye paralel çekmiş. Y'ye paralel çektiğinde giriş kısmı eğri. Eğrinin denklemini ne olarak yazmış? Kök içerisinde x bölü 2, y eşittir. Kök içerisinde x bölü 2'den giriş yapmış. Eğriden y eşittir 1'den çıkış yapmış. Bunu yazarken. Sonra x'e göre de demiş ki bu en sol tarafta y ekseni yani x eşittir 0 doğrusuyla en sağ tarafta da x eşittir 2 doğrusu arasındadır. Peki bunu değiştirirken ben şimdi bu integralin ifadesini şöyle yazmış olacağım. İçerisindeki fonksiyon değişmez. Bunu aynen yazıyorsunuz. E üzeri ye. Önce x'e sonra y'ye göre yazıyorsunuz. Şimdi önce x'e göre yazacağımıza göre yine rengini değiştirerek yazayım. x eksenine paralel doğru çekiyoruz önceki yazdığı neydi? Y eksenine paralel çekerek yazmıştı. Peki x eksenine paralel çekince giriş yaptığı yer y ekseni, çıkış yaptığı yer ise eğri. Peki giriş yaptığı yer e, y ekseni olduğuna göre bunu ne yazacaksınız? x eşittir 0 doğrusu. x eşittir 0 doğrusundan giriş yaptığı x eşittir 0 yazabilirsiniz ya da 0 sadece yazdım. Çıkış yaptığı yer ise eğri. Peki bu eğriyi yazarken yalnız ne yapacaksınız? Buradaki ifadede X'i çekip Y türüne yazacağız. Zaten yukarıda yazdığımız için X eşittir 2Y kare şeklinde yazacağımız ifade. 2Y kareden de ne yapmış olacak? Çıkış yapmış olacak. Değişkenimiz X, sınırlarımız sabit ve Y türünde. Peki şimdi biz Y eksenine göre en alt ve en üst noktaya bakıyoruz. En alt nokta burada ne oldu? orijin noktası yani X ekseni. O zaman e, Y eşittir 0 en alt noktasıdır. En üst noktada bizim Y eşittir 1 doğrumuzdur. Y eşittir 1'e kadar. Üstteki bu integralin sınırlarını bu şekilde değiştiriyoruz. Değişkenlerin yerini değiştiriyoruz. dy ye, dx'ti, dx dy şeklinde yazıyoruz. Yani buradaki diferansiyel alan da değerindeki e, oradaki değişken sıralamasını değiştirerek integralini alınabilecek noktaya getirdik. Bakın şimdi bu integrali kolayca hesaplarız. Nasıl hesaplarız? X'e göre aldığınız için buradaki evzeri yeküp fonksiyonu ne olmuş oldu? Sabit olmuş oldu. Çünkü x'e bağlı herhangi bir değişken yok. O zaman burada e üzeri y küp sabit olduğu için o zaten integralin dışına gelir. E üzeri y küptür. Peki biz x'e göre integral'i aldığımıza göre ne olacak? 1 çarpı dx olduğu için burada direkt x değeri olarak çıkmış olacak. Sınırlarımız nedir? Sıfırdan başlayıp nereye kadar? 2 y kareye kadar. Şimdi bu sınırları nerede yerine yazacaksınız? x değerine yazacaksınız. Çünkü e üzeri y küp sabit bir değer zaten. O zaman e üzeri y küp dışta sabit bir katsayı değeri x'e üst sınırı yazarsanız 2y kare değeridir. Eksi alt sınır sıfırı yazarsanız sıfırdır. Düzenlersen bunu aslında 2 y kare değeri çarpı e üzeri y küp geldi. O zaman ne oldu? Şimdi bizim alınamayan bu integrali dışarıya getirdiğimizde yanına üst tarafta y küp vardı yanına y kare değer geldi. O zaman dışarıdaki integrali ne yapabiliriz? Şimdi hesaplayabiliriz. Dışarıdaki integral zaten sıfırdan 1'e kadar olduğu için bir sonraki kısma yazarak ifade edeyim. Burada daha net gözüksün. Sıfırdan bire kadar içeriden gelen ifade 2 e, y kare değeri evzeri y küp değeri çarpı değil. Yani y'ye göre x'e göre aldığımız integralden sonra y'ye göre integralini alacağız. Şimdi bunun üzerindeki y küp değerini eğer u şeklinde adlandırırsam buranın türevini alırsam d değeri 3 y kare değeri d y değeridir. O zaman buradaki y kare d y yerine du bölü 3'ü yazmış olacağım. Yani integralimiz aslında sıfırdan. E, tabii bu sınırları yazmadan ifade edebilirsiniz buranın üzerinde ama ben sonra dönüşümünü yapacağım için e, dönüştürmüyorum. Ya da isterseniz bu sınırları değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştirirsiniz? Buradaki sınırlar y sınırlarıdır. y sıfır için u'nun değeri sıfır olur e, y'nin değeri 1 için u'nun değeri 1'dir. Gene aynı sınırlar oldu. Farklı olsaydı oran üzerine yazardık. Şimdi u'ya göre yazımını yaparsam 2 sabit değeri vardır. E, y kare dy'nin yerine du bölü 3'ü yazacağım. Yani bölü 3 gelecek. E, i̇fadenin değeri de aslında e üzeri u'nun değeri olacak. Çarpı du. O zaman e üzeri u çarpı du form formuna geldiğine göre 2 bölü 3 zaten sabit değer. E üzeri u'nun integrali ne olacak? E üzeri u'nun kendi değeridir. Buradan sınırlarımız da nedir? Sıfırdan bire kadardır. Yerine yazarsam 2 bölü 3 e üzeri 1 değeri eksi e üzeri 0 değeridir. Tabi buradaki sınırları çevirmezseniz bunlar aynı sınırlar geldi gelmeyebilirdi. Çevirmezseniz u yerine getirip y e küpü yazıp y e sınırların üzerinden devam edebilirsiniz. Burada e değeri eksi 1 değeri geldiği için 2 bölü 3 e'nin değeri eksi 1'in değeri şeklinde integralini hesaplamış oluyoruz. Buranın üzerindeki kısımda o da denizde verilen işlem. Burada herhangi bir sorumuz var mı diye sorayım. Anlamayan integral olduğu için içerisinde bu tabi değişik ifadeler olabilir. E üzeri y küpün haricinde değerler de olabilir. Onun sınırlarını ya da değişkenlerini yer değiştirip alınabilecek noktaya getirdik. Y'ye göre alamıyoruz. X'e göre alınabilecek noktaya taşımış olduk buranın üzerindeki kısımda. Herhangi bir sorusu olan olursa bunun üzerine yine tekrarlarım. Buradaki ifade ee, bu sınavda benzeri sorulmuş sorulardan biri gene. Burada direkt zaten bize integral alma sırası değiştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi elde edilir demiş. Yani seçenekleri de ifade etmiş bize. Bunu tabi test tarzı bazı seçenekleri eleyerek de gidebilirsiniz. Bu yandaki ifadeyi sileyim. Oranın üzerinde yazacağım şeyler gelmiş olsun. Şimdi bize verilen ifadede önce y'ye göre integralini alıyor. Sonra çıkanın x'e göre integralini alıyor. Şimdi önce y'ye göre aldığı için sınırlarına bakarsanız y eşittir 1'den y eşittir x kareye kadar. Yani sabitle x türüne verilmiş. Dışındakileri de zaten sabit olmak zorunda. Peki bunun yerin değiştirince integralimiz aslında ne olacak? Fonksiyon yine zaten burada fx'y formunda olacak. Bunu vermemiş fonksiyonu. Buranın üzerine değişken herhangi bir fonksiyon demiş. Önce x'e Son ve y'ye göre yazacaksınız. Şimdi seçeneklerde önce x'e sonra y'ye göre yazılanlardan baktığımızda mesela adana olmaz. Test tarzı düşünürseniz eğer. Müfredattan iki katlı integral kaldırılmış mı? Geçen yıl ilk öğretimde sormamışlar o ama önceki yıllarda var. Müfredattan kaldırıldığına dair herhangi bir şey yok onu belirteyim. Açıklama yok. Geçen sadece bu pandemi döneminde bazı dersler uzaktan eğitimde verilmedi. Onun için ÖSYM'ye üniversiteler bildirdiği için orada nifle iki katlı integralden ilk öğretime sormamışlar. Lisede var. Ondan kaynaklı bu sorulmayacak diye bir şey yok. ÖSYM kendi açıklama yapmamış bunlardan sormuyoruz diye. Onun için onun ön bilgi olarak ifade etmeyin bence. Geçmiş yılların sorularına bakarsanız 2021, 20 önceki yılların sadece geçen iki şeyler pandeminin devamında olduğu için bazı e, fakültelerde o dersler verilmiş bildiğim kadarıyla ondan kaynaklı soru sormamışlar. Öyle bilgi vermiş olayım. Peki buradan devam edeyim şimdi bu kısımda bu ifadede biz Adana'ya baktığımızda fx'ye dx, dy şeklinde yazıldığı için x'e göre yazdığı için sınırlarını sabit ve y'ye göre olur. Şimdi burada ne yazmış? İçeride sabit yazmış, dışarıda değişken. Bu dışarıda değişken olma ihtimali yok. Dışarıdaki sabit olacak. İçerideki mecburen değişken olacak. Buranın üzerinde değişkenli verildiği için. O nedenle Adana'nın olma ihtimali yok. Buradaki x kare dışarıda olamaz. Onun için Adana'yı eliyorum. Bolu'ya baktığımızda burada birden x kare olduğu için çevirdiğinizde yine değişken gelecek. Bu birden ikiye birden dörde verildiği için sabit sınırları olduğu için olma ihtimali yok. Bakın hiçbir şey çizmeden eleyerek diyorum aslında. Sonra Ceyhan'da x'e göre yazdığı için sınırda değişken x olamaz. Ya Y türünden ya da sabit türünden. Bir sabit, biri Y türünden ya da her ikisi Y türünden olur. Onun için Ceyhan da olmaz. E, Denizli olabilir çünkü Y türünden sabit, dışı sabit olarak gelmiş. Edirne de olabilir. İçi bir ve kök Y şeklinde sabit ve değişken, dışı e, sabit olarak gelmiş. Şimdi buranın üzerindeki bu ifadede ikisi birbirine benzer zaten. 1, 4 dış sınırları aynı. Kök Y'den 2'ye, bir de birden kök Y'ye verilmiş. Bunun hangisinin? olduğunu kestiremeyebiliriz. Onun için bunun bölgesini mecburen çizimini yapacağız. Peki buradaki ifadede e, y'ye göre yazdığı için bu integrali y eşittir 1'den giriş yapmış. Giriş yaptığı yere bakıyoruz. Nereden çıkış yapmış? y eşittir x kareden de çıkış yapmış. x'e e göre dış sınırlar x eşittir 1'den bir en soldaki değer. x eşittir 2'de en sağdaki değer. Şimdi r bölgesini çizersek eğer buranın üzerinden x, y şeklinde. Buradan biz y eşittir 1, y eşittir x kare diye önce bu eğriyi çizersem, yani parabol çizmiş olacağız daha doğrusu. Bu parabolün y eşittir x karenin orijinden geçen e, kolları yukarıya doğru olduğunu biliyoruz. Tabi x eşittir 1, x eşittir 2 arasında dediği için birinci bölgeye gelmiş olacak. Yani birinci bölgedeki parçası bizim için önemli olmuş olacak. Buradan y eşittir 1'e kadar gidiyor. X de x eşittir 1 ile x eşittir 2 arasında sınırlanacak. X eşittir 1 doğrusunu çizersem şöyle bir doğru. X eşittir 2 de şöyle bir doğru. Tabi burada y eşittir 1 dediğimizde y eşittir x kare parabolünün üzerinde oradaki ifadede de şuradaki nokta olmuş olacak. Yani x eşittir 1, y eşittir 1 kesim noktası olur. O doğru da y eşittir 1 şekli şuradan geçmiş olacak. Y eşittir 1 doğrusu bizim bölgemiz neresi olmuş olacak üst taraftaki bölge eğri e, x eşittir 1 x eşittir 2 eğriyle bir de y eşittir 1 arasında yani y eşittir x kare ile y eşittir 1 arasındaki bu taradığım kırmızıyla taradığım bölge peki şimdi bu bölgenin üzerinde ben sınırlarını değiştireceğime göre farklı e, renkle çizeyim. Önce y'ye sonra x'e göre olduğu için önce x'e sonra y'ye göre yazacağım. Bunu aşağıya yazayım integralin ifadesini. Yine buraya aktarıyorum fXy y şeklinde. Önce x'e sonra y'ye göre. Peki x eksenine ne yapacaksınız? Paralel çekeceksiniz. x eksenine paralel l doğrusunu çekerseniz eğrinin üzerinden giriş yapıyor, doğrunun üzerinden çıkış yapıyor. O zaman eğrinin üzerinden giriş yaptığına göre burada biz y eşittir x kareydi. x'i çekersek x eşittir ne olacak? Kök y olacak. Giriş yaptığı yer kök y'den giriş yapmış olacak. Çıkış yaptığı yer de sağ taraftaki x eşittir 2 doğrusu. x eşittir kök y'den giriş yaptı. x eşittir 2'den çıkış yaptı. Veya bunu istersek x eşittir 2, x eşittir kök y şeklinde yazabiliriz. Sonra en alt sınırla y'ye göre en üst nokta arasına bakıyoruz. En alt sınır nedir? y eşittir 1 doğrusu. En alttan y eşittir 1'den en üstten de bu x2 için y'nin değeri. x2 için y'nin değeri de ne olur? 2'nin karesinden 4 değeri gelir. Yani y eşittir 4 doğrusuna kadar gitmiş olur. O zaman buradan 1'den 4'e kadar kök y'den 2'ye kadar fx'ye dx dy şeklindeki integrale götürmüş olacak. O da nerede verilmiş? Denizdeki ifadenin üzerinde verildiğini yorumluyoruz. Burada herhangi bir sorumuz var mı? Eğer sorunuz varsa yine tekrarlarım. Bu soru tarzı da onun benzeri aslında. Yine sınırlarını değiştirirsek hangi integral olur diye ifade ettiğimiz bir parça. Buradaki ifade de önce y'ye göre sonra x'e göre almış önce y'ye göre aldığı için 2x'ten 2'ye kadar biri sabit biri x'ti. Sonra x'e göre de 0'dan 1'e kadar. Şimdi aşağıda geri eleyerek gidebilirsiniz. Buranın üzerinde önce x'e sonra y'ye göre olduğu için burası x değişkeni olduğu için sınırın x'li olma ihtimali yok. Onun için Adana buranın yanıtı olamaz. Bolu'ya bakarsam gene x'e göre 1'den 2x'e kadar demiş. Gene 2x şeklinde x'in gelme ihtimali yok. x değişkeni varsa y değişkeni türünde olacak. Bu da gider. Ceyhan'da x'e göre 0'dan y bölü 2'ye 0'dan 2'ye kadar demiş bu olabilir. Denizli'de yine x'e göre 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye kadar olabilir. Edirne'de x'e göre yazmış 1'den y'ye 1'den 2'ye kadar olur demiş bu da olabilir. Bu ifadelerin üzerinde herhangi bir olacağını yorumlarız. Tabi burada şunları düşünebilirsiniz y var 2'ye var y bölü 2 var biz bunun önce tanım bölgesini yazarsak buradan Y'ye göre yazdığı için ne yapmış? Y eşittir 2x'ten giriş yapmış. Çıkış yaptığı yerine Y eşittir 2. Bakın burada aslında x'i çekerek yazacaksınız ya x türünden. Yazdığınızda ne gelecek? Y bölü 2 gelecek. Diğer taraftaki ifadeyi düşünmüyorum. O sabit değer olduğu için. O zaman bizim fonksiyonumuz aslında x eşittir y bölü 2 olacak. y bölü 2 sadece Ceyhan'da var. Diğerlerinde 2y ve y değerleri var. Onun için yanıtımız Ceyhan'dır diye yorumlarız. Ya da buradan çizimini devam ettirelim şimdi x eşittir 0'dan nereye kadar? x eşittir 1'e kadar olacak. O zaman bunun r bölgesini çizdiğimizde y ekseni, x ekseni orijin noktası. Şimdi y eşittir 2x doğrusu şeklinde geldiği için y eşittir 2x'i orijinden geçen yukarıya doğru bir doğru olarak çizersek y eşittir 2 doğrusu y eşittir 2 doğrusunu da yine buranın üzerinden yatay doğru olarak çizdik. 2 noktasından geçen. Bir de x sınırlarımız neymiş? X eşittir e, 0 x eşittir 1 arası. X eşittir 0 y ekseni. X eşittir 1 de buranın üzerindeki kısımda bu kesim noktasıdır zaten şuradaki noktadır. Peki bu hangi bölgedir? Y eşittir 2x ile y eşittir 2 arasında kalacak. Bir de y ekseni ile x eşittir 1 doğrusu arasında üstteki üçgensel bölge. Bu bölgede biz bunun sınırlarını değiştirirken önce X'e sonra Y'ye göre yazacağımız için integralimizin sınırları gene fonksiyonu aynı yazıyorum. Fx'ye şeklinde önce X'e sonra Y'ye göre. Peki burada önce X'e göre yazacağımız için X eksenine paralel çekiyoruz L doğrusu. Bunu yine kırmızıyla yazayım daha net gözüksün diye. Giriş yaptığı yer Y eksenidir. Y ekseninden giriş yaptığı için buranın üzerindeki ifade X eşittir sıfırdan yani sıfır noktasından giriş yapacak. Çıkış yaptığı da doğrudur. Peki doğrunun üzerindeki noktayı yazarken x'i çekerek yazacağımızı söylemiştik. x eşittir y bölü 2'den çıkış yaptı. Giriş yaptığı yerde x eşittir 0 noktasıydı. O zaman x eşittir y bölü 2'den çıkış yapmış oldu. Y'ye göre yazınca en alttaki sınır orijin noktası ya da x ekseni. Yani y eşittir 0 noktasından nereye kadar? Üstteki doğru y eşittir 2'ye kadar. En üstteki noktaya kadar. 0'dan y bölü 2'ye kadar, 0'dan 2'ye kadar şeklinde Ceyhan'da yaptığımız ifadenin üzerine dönüş yapmış oldu. Bunlarda herhangi bir sorumuz varsa yine tekrarlarım. Bu da yine onların benzeri. Burada ifadelerin üzerinde çizimlerini yapacaksınız. Oradaki sınırların değerlerini tespit etmiş olacağız. Bunların üzerindeki parçalarda. Bunun ifadesi de gene benzer olacağı için oranın üzerindeki kısımda hemen hızlıca ifade edeyim. Şuradan yazmış olayım. Önce x'e göre dediği için o zaman burada x'e göre x eşittir 1 eksi y'den giriş yapmış oldu. x eşittir kök içerisinde 1 eksi y'den de çıkış yapmış oldu. Burada tabii biz çekip bunu y y'nin x türünden ifadesini yazacağımız için y'yi bu tarafa atıp x'i diğer tarafa atarsak 1 eksi x gözükecek bu ifadenin üzerindeki değerleri yazarken. Diğerini çekerseniz de 1 eksi y eşittir x kare olacak. y'yi çekerseniz y eşittir 1 eksi x karenin değeri olacak yani sınırlarda 1 eksi x ile 1 eksi x karenin değerini arayabilirsiniz. Zaten Adana'daki ifade de verildiğini görüyorsunuz. Ya da çizimini yaparız. Normal bu ifade üzerinde gerekli değil aslında tespit etmiş olduk. Y eşittir 0 ile Y eşittir 1 arasındadır. Hemen çizimini oluşturuyorum. Y ekseni, x ekseni. E, y eşittir 1 eksi x kare parabolünü çizersem kollar aşağıya doğru olacak. X 0 için y'si 1'den geçecek. Y 0 için x'i artı eksi 1 olacak. Yani Şöyle kollar aşağıya doğru bir parabolün ifadesi eksi birden birden geçecek. Yukarıda y'yi birde kesecek Sonra y eşittir sıfır, y eşittir bir doğruları olduğu için y eşittir sıfır x ekseni, y eşittir bir doğrusu da şuranın üzerinden geçtiği için bir noktası. Buradaki ifadede bu yazdığı kısım bir de x eşittir artı kök içerisinde bir eksi yazdığı için bu birinci bölgedeki parçadır. Eğer burayı x eşittir eksi kök içerisinde bir eksi y yazsaydı, sol tarafta ikinci bölgedeki parça olacaktı. Bizim alanımız aslında R bölgesi şuradaki bölge. Buradaki ifadede de tekrar diyorum, y eşittir sıfırla y eşittir bir doğrusu arasında. Sonra e, x'in e, ifadesi de buradaki tabii ben çizdiğim yeri olmadı. E, x eşittir bir eksi y'yi unuttum tabii doğrunun ifadesini. Onu sileyim Tekrar çizimini ifade edeyim. Şu silmiş Sabit doğru olarak algıladım. Buradaki y eşittir 1 eksi x'i çiziyoruz. x 0 için y'si 1'dir. y 0 için x'i 1'dir. Yani şöyle bir doğru geçmiş olacak yukarıdan aşağıya. Şu doğrunun denklemi de y eşittir 1 eksi x doğrusu ya da x eşittir 1 eksi y doğrusu. Bu doğruyla eğri arasında e, tabii y değerleri de en altta x ekseni yani y eşittir 0 en üstteki noktada y eşittir 1 doğrusu. Buradaki bölge bizim r bölgemizdir. Burada önce x'e sonra y'ye göre yazdığı için x eksenine paralel çekerek yazmış. Biz şimdi bunu çevirerek yazacağız. Onu yine farklı renkte yazmış olayım buranın üzerinde. Y eksenine paralel çekeceğiz. Y eksenine paralel çektiğimizde giriş yaptığı yer doğru, çıkış yaptığı yerde de eğri olacak. O zaman integralimizin sınırlarını tespit etmeden önce Fxy değeri önce y'ye göre sonra x'e göre yazımını yapıyorum. Şimdi y'ye göre yazdığınız için giriş yaptığı yer şu doğru. Bu doğruda y'yi çektiğimizde şuradaki değer yani y eşittir 1 eksi x. O zaman 1 eksi x'ten giriş yaptı. Eğriden de çıkış yapmış olacak. O zaman eğrinin denklemi de y'sini çektiğimizde yukarıda yazdığımız y eşittir. 1 eksi x kare ifadesi yani şu değerin üzerinden çıkış yapmış olacak. 1 eksi x kare ifadesi. Sonra en alt sınırla e, pardon şey en sağ, soldaki nokta ile tabi y'ye göre yazdığımız için en soldaki noktayla en sağdaki nokta arasında kalıyoruz. Alanı sınırlıyoruz. En soldaki nokta buradaki ifadede y ekseni üzerindedir. O zaman x eşittir sıfırdan giriş yaptı. x eşittir birden de itiş noktası geldi. Oradaki alan diyelim. Yani şuradaki Adana'da yazdığımız kısmı bu şekilde elde ettik diye yorumlamış olacağız. Burada herhangi bir sorunuz olursa yine tekrarlarım ifadenin üzerine. Bu tarz mesela sorular verildiğinde bunlar da sınırı değiştirmemiz gerekirse, bize sorarsa eğer, bunu tabii integralini kolayca alabiliriz. 0 ln 5, 0 ln 2 bunlar sabit olduğu için hesaplamayacağım. Sadece sınır değişimini ifade ediyorum. Bunlar istediğimiz gibi değiştiririz. Bölgeyi çizmemize gerek yok. Bu dikdörtgendir zaten. 0 ln 5 değerini dışarıya alırsam, 0 ln 2 değerini içeriye alırsam, hani integralini alması zorsa burada y ve x'e göre integralini almak aynı zorluktadır. e üzeri y, e üzeri 2x diye yazıp biri sabit, biri değişken olacak şekilde kolayca alırız zaten. Ama bunu değiştirmek zorunda kalırsak bu ifadenin üzerine değişim bu şekilde yaptığımızda fonksiyon burada değişmiyor. Yine e üzeri y, e üzeri 2 x'tir ayırarak yazdım. Önce x'e içeriye aldığımız için x sınırlarını sonra y'ye göre yazıyoruz. Yani bunda bölgeyi işaretlememize gerek yok. Sınırlar sabit olduğu için. Buradaki ifadede mesela gene integrali zor alınan bir ifadedir. İşlemini yapmayacağım ama oradan hemen ifadesini gene yazayım. Sıfırdan 1'e kadar İntegralin içerisinde y'den küp kök y'ye göre alındığı için buradaki ifade önce x'e göre integraline alınıyor. Aslında bu ifadeyi şöyle düzgün yazayım. Y sabit değerdir. 1 bölü x'ten x değişkenidir. Çünkü önce x'e göre integral aldığı için. Yani parantezi alırsam önce bu integrali hesaplatıyor. Sonra y'ye göre. Buradaki integrali gene hesaplayamazsınız. Çünkü e üzeri 1 bölü x şeklinde bir ifade geldiği için yanında y herhangi bir 2 gibi 3 gibi sabit değerdir. Bu dışarıya gelmez. O nedenle buranın yerini değiştirmeniz gerekiyor. Yani y ile x'in yerini değiştireceksiniz ki 1 bölü x sabit düşsün. Y değişken olsun dışarıya e üzeri bunun ifadesini aldığınızda e üzeri Y dışarıya geliyor. Onun kas sayısı 1 2 2 gibi bir kas sayısı. 1 bölüksü e de bölerek yazalım. Burada tabii gene sınırlardan mecburen çizimlerini yapacaksınız bunların üzerinde. Bu giriş yaptığı yer X eşittir Y'nin e, kısmından giriş yapmış. X eşittir küp kök Y'den de çıkış yapmış. Ya da bunun ifadesini aslında e, çekerseniz burada Y eşittir X küp olur. Y eşittir X küp eğrisi olur daha doğrusu. Buradan hemen basitçe ifadesinin çizimini yapayım. Yine giriş çıkışlarını oluşturmak için. Y eşittir X, X küp eğrisi orijinden geçen yukarıdan aşağıya gelen şöyle bir eğri. Şimdi bu eğride X eşittir Y doğrusu var bir de. Orijinden geçen bir doğruyu çizmiş olacağız. Ee, dışarıdaki Y sınırları ise buranın üzerindeki kısımda yan tarafta yazayım. Ee, Y'nin sınırları Y eşittir sıfırla y eşittir 1 doğruları arasında. y eşittir 0 x ekseni y eşittir 1 doğrusu da yukarıdaki nokta olacak. Peki buradaki işlemlerde biz aslında ...doğru ile eğri arası olacağı için y eşittir x'in çizimini de yaparsak şöyle gelmiş olacak. y eşittir x doğrusu ve eğri arasında. Sonraki kısımda buradaki ifade tabii y'nin değeri 1 olursa e, x'in değeri de 1 olacağı için şuradaki nokta aslında bir, bir noktası olmuş olacak bizim bölgemiz aslında şuradaki taradığımız bölge olacak. Bunu ne yapmış? Önce x'e sonra y'ye göre yazmıştı. Biz bunu y eksenine paralel çekerek buranın üzerinden kırmızıyı çizeyim. Şöyle y eksenine paralel çekerek l doğrusu eğriden giriş yapacak, buradan çıkış yapacak. Yani içeriye yazdığımız ifade e üzeri gene y bölü x fonksiyonunun aynısı dy dx şeklinde yazmış olacağız. Şimdi buradan e, y'ye göre yazdığımız için giriş yaptığı yer eğri. Yani oradaki y'ye bağlı olarak bu eğriyi yazarsam bize verilen ifade y eşittir x küp şeklinde gelmiş olacak. E, y'yi çekerek yazdığımız için x küpten giriş yaptı, çıkış yaptığı da doğrudur. y eşittir x olduğu için o zaman y'sini çektiğimizde zaten x'tir. x küpten giriş yapacak, x x'de x'ten çıkış yapacak. Sonra x sınırlarını yazarsam en sol taraftaki sınır buradaki orijin noktası yani y ekseni daha doğrusu x eşittir 0 doğrusu. En sağ nokta da buradaki x eşittir 1 doğrusu 0'dan 1'e kadar. O dışarıdaki sınır zaten aynı kalmış oluyor. Şimdi buradan mesela bunun integralinin içerisini hesapladığınızda y'ye göre aldığınız için bu ifade e üzeri y bölü x'in kendisi bölü aşağıya yazacağınız ifadede y değişkenine göre aldığınız için katsayısı 1 bölü x'tir. 1 bölü x'e bölüm olarak yazıyorsunuz. Sınırlarınız da x küpten x'e kadar. Bunları yerine yazarsanız buranın üzerindeki ifadede x'i yazarsanız e üzeri e, x bölü x'ten 1 gelmiş olacak. Tabi buradaki 1 bölü x kas sayı. Bunu dışarıya yazıyorum. e üzeri x bölü x'ten 1 yani e değeri gelecek. Eksi x küpü yazarsanız x küp bölü x'ten x kare değeri gelecek. e üzeri x kare değeri. Bizim içerideki integral sıkıntılıydı. Bunu almış olduk. Onu en üste yazayım kalan ifadeyi. Sıfırdan 1'e kadar. Şimdi x çarpı E'nin değeri eksi e üzeri x karenin değeri çarpı dx'e göre integralini alıyoruz. Birinci ifade x çarpı e olduğu için e sabit satın x kare bölü 2 gelecek. İkinci ifade x çarpı e üzeri x kare olduğu için orada x kareye u diyeceksiniz. Türevi e, 2x dx olduğu için oran üzerinden bu şekilde devam etmiş olacağız. Uzatmadım o ifadenin üzerindeki kısmı nasıl hesaplarız diye. Herhangi bir sorumuz var buranın üzerindeki kısımlarda. Burada noktalayayım. yani bu işlemlerde bu şekilde sınırlarını değiştirerek bunların ifadelerini oluşturuyoruz. Tabii bir de kutupsal koordinatlarda işlemler var. Kutupsal koordinatlarda tabii vaktimiz yetmedi ben e, 20 kala bitirecektim buranın üzerinde. Bu alanla ilgili bir de e, şununla ilgili yazacaktım buradaki R türünden yazım işlemleri olsun diye. Onda da eğer birlikte olursak dersin üzerinde yazacağımı bilin. Bu tarz ifadelerde bunlar normalde sınavda bize tanım bölgesi, r bölgesi veriliyor. Siz burada B, e, B diye yazılan integralin altında B bölgesi ya da R bölgesi. O x kare artı y kare eşittir 1 ile x kare artı y kare eşittir 4 çemberler arasında kalan bölge diye tanımlanan ifadedir. Biz bunu ne yapıyoruz? Çizimini yapıyoruz. Oradan giriş çıkış yaptığı yerler şeklinde yazımlarını yapıyoruz. Tabi burada x kare y kareli değerler olduğu için Buna göre integralini almamız zor. O nedenle bunu ne yapıyoruz? R teta türünden yani kutupsal koordinatlar türünden yazarak alıyoruz. Bu da bir başka ifadedir. Kartezyen koordinatları kutupsal koordinatlara çevirme yapıyoruz. Evet burada noktalayayım. Herhangi bir yerde sorumuz var mı? Bu yazan arkadaşa tekrar söylüyorum. Ee, Geçen yılki sınavı baz almayın arkadaşlar. Geçen yılki sınav bu pandemi döneminde verilemeyen bazı dersler vardı. Ondan kaynaklı ÖSYM'nin sitesine bakarsanız şu konular kaldırıldı, bu konular kaldırılmadı diye herhangi bir açıklama yok. ÖSYM'den açıklama olmadığı sürece çalışırsanız iyi olur. Lisede zaten var hem DİF var hem... Ee, bu iki katlı integraller var. Yani Geçeyin de sorulmuş daha doğrusu. İlk öğretime sorulmamış. Ama onun ÖSYM e açıklama yapmadıktan sonra burayı çalışırsanız iyi olur. Sorulursa ee, orada herhangi bir yapacağınız bir şey olmaz diye söyleyeyim. İyi akşamlar diyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.